İkinci bölüm. Efes'teki topluluğa. Efes'teki topluluğun meleğine yaz. Yedi yıldızı sağ elinde tutan ve yedi altın kandiliğin ortasında yürüyen şöyle diyor. Senin yaptıklarını, çalışkanlığını, sabrını biliyorum. Kötü adamlara dayanamadığını da biliyorum. Elçi olmadıkları halde kendilerini elçi diye tanıtanları sınadın ve onları yalancı buldun. Evet, sabırlısın. Benim adım uğruna acılara dayandın ve yılmadın. Ne var ki sana karşı bir sitemim var. Başlangıçtaki sevginden uzaklaştın. Bunun için nereden düştüğünü hatırla. Tövbe et ve başlangıçta yaptıklarını sürdür. Eğer tövbe etmezsen sana gelir, kandilliğini yerinden kaldırırım. Yine de olumlu bir yanım var. Nikolasyanların yaptıklarından nefret edersin. Ben de nefret ederim. Kulağı olan ruhun topluluklara ne dediğini işitsin. Galip gelene, Tanrı'nın cennetinde bulunan yaşam ağacından yeme hakkını vereceğim. İzmir'deki topluluğa. İzmir'deki topluluğun meleğine yaz. Ölmüş ve yaşama dönmüş, ilk ve son olan şöyle diyor. Senin sıkıntılarını ve yoksulluğunu biliyorum. Oysa zenginsin. Yahudi olduklarını söyleyen ama Yahudi değil de şeytanın havrası durumunda olanların iftiralarını biliyorum. Çekmek üzere olduğun sıkıntılardan korkma. Bak, iblis sizi sınamak için aranızdan bazılarını yakında zindana atacak ve 10 gün süreyle sıkıntı çekeceksiniz. Ölüm pahasına da olsa sadık kal. Ben sana yaşam tacını vereceğim. Kulağı olan ruhun topluluklara ne dediğini işitsin. Galip gelen ikinci ölümden hiçbir zarar görmeyecek. Bergama'daki topluluğa. Bergama'daki topluluğun meleğine yaz. İki ağızlı keskin kılıca sahip olan şöyle diyor. Nerede yaşadığını biliyorum. Şeytanın tahtı oradadır. Yine de adıma bağlı kalıyorsun. Aranızda şeytanın yaşadığı yerde öldürülen sadık tanığım Antipa'nın günlerinde bile bana iman ettiğini inkar etmedin. Ne var ki sana karşı birkaç sistemim var. Aranızda Balam'ın öğretisine bağlı kalanlar var. Putlara sunulan kurbanların etini yemeleri ve cinsel ahlaksızlıkta bulunmaları için İsrail oğullarını ayartmayı balığa öğreten Balam'dı. Aynı şekilde sizin aranızda da Nikolasyanlarının öğretisine bağlı kalanlar var. Onun için tövbe et. Yoksa senin yanına tez gelir, ağzımdaki kılıçla onlara karşı savaşırım. Kulağı olan ruhun topluluklara ne dediğini işitsin. Galip gelene saklı mandan vereceğim. Ayrıca ona beyaz bir taş ve bu taşın üzerinde yazılı olan yeni bir ad. Alandan başka kimsenin bilmediği bir ad vereceğim. Tiyatira'daki topluluğa. Tiyatira'daki topluluğun meleğine yaz. Gözleri alev alev yanan ateşe ve ayakları parlak tunca benzeyen Tanrı'nın oğlu şöyle diyor. Senin yaptıklarını, sevgini ve imanını, hizmetini ve sabrını biliyorum. Son yaptıklarının ilk yaptıklarını açtığını biliyorum. Ne var ki sana karşı bir sitemim var. Kendini peygamber diye tanıtan İzebel adlı kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp cinsel ahlaksızlıkta bulunmaya ve putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor. Tövbe etmesi için ona bir süre tanıdım ama ahlaksızlığından tövbe etmek istemiyor. Bak, onu sıkıntı dolu bir yatağa atacağım. Onunla zina edenleri de onun yaptığı işlerden tövbe etmezlerse büyük sıkıntıların içine atacağım. Onun çocuklarını vebayla öldüreceğim. O zaman bütün topluluklar, gönülleri ve yürekleri denetleyenin ben olduğumu bilecekler. Her birinize yaptıklarınızın karşılığını ben vereceğim. Ama size, yani Tiyatira'da bulunan diğerlerine, bu öğretiyi benimsememiş ve şeytanın sözde derin sırlarını öğrenmemiş olanların hepsine şunu söylüyorum. Ben gelinceye dek sizde olana sımsıkı sarılın. Üzerinize bundan başka bir yük koymuyorum. Ben babamdan nasıl yetki aldımsa, galip gelene, yaptığım işleri sonuna dek sürdürene ulusların üzerinde yetki vereceğim. Onları demir çomakla güdecek, çömlek kaplar gibi kırıp parçalayacaktır. Galip gelene sabah yıldızını da vereceğim. Kulağı olan ruhun topluluklara ne dediğini işitsin.